Ana! Aymanam! Diyesin hele. Neyin var? Telaş etmeyiz kızım. Ben iyiyim. Nicedir içimde bilmediğim bir sıkıntı var. Yüreğim kor gibi yanar. Belki de gündüzün meselesini çok dert ettiğimdendir. Ana, ne vakittir sen böylesin? Daha evvel hiç böyle oldun mu? Bu sıkıntı hiçbir şeye benzemez kızım. İçimdeki yangının tarifi yoktur. Erim, Süleyman Şah'ımı yitirdiğimizde de aynı böyle olmuştum. Ben hemen Artuk Bey'e haber edeyim. Lüzum yoktur kızım. Ana, burnum kanar. Allah muhafaza ahvalin daha kötüye gitmeden. Artuk Bey'e söyleyelim, hemen teşhis koysun. Bundan kimseye bahsetmeyiz. Ertuğrul'umun başında bin türlü dert var. Bir de benimle uğraşmasın. Ben müsait bir vakitte Artuk Bey'le bu meseleyi kendim konuşacağım. Hafsa, beni anladın değil mi? Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Thank you.
Burada istediğinden fazlası vardır. İstersen say. Size güvenimiz tam Ertuğrul Bey. Saymaya gerek yok. Kirli yüzünü yine gösterdin Ertuğrul Bey. Yanlış yaparsın komutan. Bunun bedeli ağır olur. Fidyeyi Ertuğrul Bey ödedi ve hak ettiği üzere oğlunu aldı. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrası bizim meselemiz değil. Katili ona vermeyecektin. Askerler! İlbilge Hatun'a kale çıkışına kadar eşlik edin. Onu nereye götürürsen götür, bulup adalete teslim edeceğim. Bu hesap burada kapanmayacak. Oğlunuzu er geç bulacaklardır Ertuğrul Bey. Selçuklu emiri Selçuklu topraklarındaki her yere kolayca uzanır. Uzanamaz komutan. Evladımı Selçuklu topraklarına değil, Nikea'ya götüreceğim. Nikea mı? Orada gündüzü saklayabileceğim emniyetli yerler vardır. Emir Bahattin'in eli oralara ulaşmaz. O yüzden bir an evvel yola çıkmak isterim. Senden istediğim, yoldaki askerlerine haber yollaman. Bizi düşman belleyip üzerimize saldırmasınlar. Gerekeni yapacağım, merak etmeyin. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur ve oraya ulaşana kadar başınıza hiçbir şey gelmez. Aramızdaki sulh süreceği için çok memnunum. Sulh bazen daha büyük cenge hazırlıktır Lais. Bunu iyi bilmelisin. Eğer gündüzün peşinde leş sırtlanları olmayaydı, buraya bir kurt gibi dalıp pençelerimle onu söküp almasını bilirdim. Aldığım yalnızca gündüzde değil, çok kelle olurdu. Lakin her şeyin bir vakti vardır. Seninle yine görüşeceğiz. Şimdi oğlumu alacağım. Askerler!
Buyurun. Askerlerim sizi oğlunuzun yanına götürecek. Başına yersin Gündüz. Yüzüne bakmaya yüzüm mü kaldı baba? Gündüz. Kaldır hele yüzünü. Ben hiçbir şey yapmadım baba. Ben katil değilim. Bana iftira attılar. Beni kaçmaya mecbur ettiler baba. Tek isteğim her şeyi temizlemekti. Kendimden çok seni düşündüm, inan. Benim yüzümden alnına kara çalınmasın istedim. Ayrı düşürdüler. Nenemden, kardeşlerimden. Senden ayrı düşürdüler baba. Mecbur ettiler beni. Şimdi sen beni burada kurtarırsın ya. Ben ister miydim böyle olmasını? Şimdi bu yüzüm nasıl baksın yüzüne? Bu dilim ne desin sana baba? Sonrasına bakacağız. Bilir misin baba? Ömrümde
İlk kez bir şeyden çok korktum ben. Rızanı alamadan ölmekten. Rızanı alamadan ölmekten çok korktum baba. İnsanoğlunun hatalarından ders alması, nedamet getirmesi için zorluklarla pişmesi gerek. Ki doğru yolu bulabilsin. Sen de zorluklarla piştin. Eğri doğruyu gördün. Nedametin hem gözlerinde hem sözlerinde çağladı. Evlat, oğul babanın yerine yetişenidir. İki gözünden biridir. Devletli oğul olsa ocağının korudur. Sen benim ocağımın korusun evlat. Otağımın üç direğinden birisin. Hayda, hayda. Kalkın.
Şövalyeler Aziz'i Yorgos kadar görkemlisiniz efendim. Ne zaman bu tahtın sahibi olacaksınız? Önemli olan sahibi olmak değil Layız. Hükmedebilmek. Ben bu tahtın sahibi olmadan da ona hükmedebiliyorum. Zavallı bir kilise zangocu olarak da Tekfur'dan daha güçlüyüm. Her şey istediğimiz gibi efendim. İlbilge Ertuğrul'un oğlunu kurtardığına tanık oldu. İstediğimiz altını da aldık. Bu da sizin kilisede olduğunuzun yazdığı kolye. Yazık. Yıllarca adım adım büyüttüğüm bu düzeni şu küçücük kolyenin içine sığdırmış, öyle mi? Ertuğrul, beni o kadar kolay bulamayacaksın. Bunun için daha çok kanların akması, çok canların ölmesi gerekecek. Senin servetini, obanı, beyliğini, her şeyini ama her şeyini ayaklarımın altına alıp çiğneyeceğim. Nikia nereden çıktı baba? Beni niye Nikia'ya gönderirsin? Gidince öğrenirsin Gündüz. Hele bir sağ salim kaleden çıkalım. Niye öyle dedin? Bu soysuzların bir şey etmesinden mi şüphe edersin? Kahpelik bunların ilmidir oğul. Bizi avuçlarına düştük sayıp pusu kurabilirler. Gözünüzü kulağınızı dört açın. Biz her şeye karşılık hazırlıklı olacağız. Anladım baba. Alpler nerededir Turgut? Hazır beklerler beyim. Buradan çıktığımızda Alpler'den birini obaya gönderersin. Gündüz Bey. Mara. Mara Eren'in en yakınıdır baba. Gelesin. Ben hanımımdan bir mektup getirmiştim de. Sen bekleyesin bana. Gündüz kıyafetlerini giysin, sonra yanıma gelirsiniz. Gelelim ana. Sana diyeceklerim vardır. Askerlere söyle, Ertuğrul'la oğlu Söğüt'e varmayacak. Kaleden çıkmadan işlerini halletsinler. Efendim, bilmeniz gereken bir şey daha var. Ertuğrul oğlunu Söğüt'e değil, Nikea'ya götürecek. Nikea'ya götürecek ha? Demek oğlunu idamdan kurtaramayacağını anladı. O zaman onu bizim öldürmemize gerek yok. İlbilge kaleden çıkmadan çağırın onu. Thank you.
Ne düşünüyorsunuz efendim? Madem Söğüt'e gitmiyorlar, bırakalım bu kaçakları. Emir Bahattin'le İlbilgi öldürsün. Onlar bir olup Ertuğrul'la oğlunu öldürünce Kayılar'la Umuroğulları arasında bir kan davası başlayacak. Ertuğrul'a bağlı obalar da işin içine girdi mi? Söğüt işgale hazır hale gelecek. Evet. Biz de Ertuğrul'dan aldığımız altınlarla Söğüt'ü ele geçirecek orduyu kuracağız. Ertuğrul kendi sonunu kendi hazırladı. Lais, bizim için ise büyük zafer yaklaşıyor. Onun suratını görmeyeyim de Nike'ye değil cihanın öbür ucuna dahi giderim. Kaçın kaçabildiğiniz yere kadar. Gayrı siz avsınız, ben avcı. Okum da yaydan çıkmıştır. Adaletin terazisini şaşırdınız. Başınıza çöktü. Sakın ola okunuzun hedefini de şaşırmayasınız. Kaçarak kurtulabileceğinizi mi sandınız? Neyinize itimat edersiniz? Bizim adaletimizden kim sizi muhafaza edebilir ki? En yüce adalet sahibi Allah. Merak etmeyesin. Onun adaleti hepimiz için tecelli edecektir. Haydi. Ne var komutan, ne diyeceksin? Sizi bir konuda uyarmak için çağırdım. Ne diyeceksen de bu köhne kalede daha fazla kalmak istemem. Ben fidyeyi aldım. Gündüzü verdim. Üzerime düşeni yaptım. Ama onları Türk topraklarında bulamazsanız başıma gelmeyin sonra. Ne demek bu? Ertuğrul Bey gündüzü Türk topraklarına değil, Nike'ye götürecek. Nikah mı? Evet. Bunu bilmeniz için çağırdım. Türk topraklarında yakalayacağımızı bilirdi. Bu sebeple Kefere topraklarında saklayacak onu. Artık gerisi sizin bileceğiniz iş. O katil oğlunu asla nikaha götüremeyecek. Ertuğrul gündüzü Nikah'a götürecekmiş. Onları takip edeceğiz. Sen Tezhan'a varasın. Emir Bahattin'e olanları anlatasın. Peşlerinde olduğumuzu
bize tez asker göndermesini söyleyesin. Emrin olur Elbilge Hatun. Oğlunla Cihan'ın öbür ucuna da gitsen, iki elim yakan der Ertuğrul. Er geç bu satımın adaletine boyun eğeceksiniz. Haydi. Sağ salim kurtulduğuna göre gayri kedere lüzum yoktur Hayme Hanım. İçimdeki sıkıntı geçmiş değil kızım. Onların obaya sağ salim geldiklerini görsem başka ne isterim? Hayme Hatun, neyin var anlatasın hala? Nicedir içim daralır Artuk Bey. Sanki yüreğimde kocaman bir taş oturur. Ne oldu bilemedim. Burnumdan biraz kan geldi. Endişe edecek bir şey yok. Kaç tüccar var bu pazarda? Efendim, pazarınız çok kalabalıktı. Ama son zamanlarda yaşananlar tüccarları da rahatsız etti. Bazı tüccarlar pazarı terk etti. Elindeki tüccarları da idare edememekteyse bu Ertuğrul ya idare etmeyi bilmez ya da çok zengindir, umursamaz. Emir Hazretleri, bir bilgi hatun haber göndermiş. Ertuğrul kaleye sığınan oğlu Gündüz'ü fidye ödeyerek geri almış. İmdiden nikaha doğru götürülmüş. Nikah? Nasıl olur bu? Nasıl olur bu? Selçuklu Devleti'nin adaletine güvenmek varken nikaha götürmek de ne ola ki? Bir bilge hatun peşlerine düşmüş. Sultanımız bunu öğrendiği vakit Ertuğrul yalnız uç beylini değil, kellesini de kaybedecektir. Bu artık bir kaçaktır. Tez üzerlerine askerleri gönder, yakalayıp getirsinler. Direnirlerse leşlerini de isterim. Leşlerini? Emredersiniz Emir Hazretleri. Hatun, bu mühim bir vaziyettir.
ihmal etmemek icap eder. Ben İlçin Hatun'la konuşacağım. Seninle yakından alakadar olsun. Bir de sana bir şurup yapacağım. Aksatmadan onu içesin. Artuk Bey. Nicedir gün doğdumdan Sungur Tekin'imden, Dündar'ımdan haber almadım. Ahvaller nedir merak ederim. Sen merak etmeyesin Haymatun. Ben tez birkaç alp gönderirim. Müsaadenizle. Onlar için bir şeyler hazırlayayım. Alpler giderken götürsünler. Eyvallah Haymat. Derdi veren de, dermanını veren de sensin. Bu sıkıntım evlatlarımdan ötürü olmasın. Şu kısacık ömürde kurban olayım. Bana evlat acısı yaşatma ya Rabbi. Gayrı, Söğüt'te hükmü ve idareyi ele alacağız. Dört bir yana dağıl. Girişler çıkışlar bizim elimizde olacak. Kayılara pazardan el çektirilecek. Ertuğrul Bey ile işbirliği edenleri tek tek ben sorgulayacağım. Şimdi herkes vazife başına. Emredersiniz. Emir Hazretleri, size soğuk bir ayran getirdim. Eyvallah Zangoç. Lakin bana getirdiğin sadece ayran değildir, değil mi? Ben zavallı bir zangoçum. Bildiklerim sınırlıdır efendim. Bana şu kadarını demen kafidir zangoç. Burada Ertuğrul Bey'in bütün sırlarına vakıf olan, hatta her adımı bilen kim? Artuk Bey. Hı. O Ertuğrul Bey'in sır küpüdür. Her şeyi bilir. Ertuğrul Bey burada yokken her yere o yönetir. Çok güvenir Ertuğrul Bey ona. Peki bu işlerde onun bir payı var mıdır? Efendi Hazretleri, ben Tanrı'ya inanan bir insan olarak iftirayı sevmem. Ama handa da obada da Umuroğulları için etmediği söz kalmamış. Hepsini tehdit etmiş.
O da gereken cezayı görecek. Batural. Tez odasından o Artuk Bey'i getir. Hayır, hayır. Hayır, burada değildir. Obadadır, obadadır. Obada mı? Batur Alp, tez askerleri topla. Kayı Obası'nı basmaya gideceğiz. Aranızdaki bu irtibatı olur da yanlışlıkla ağzından kaçırırsan ne edeceğimi bilirsin değil mi Zonguç? Olur mu öyle şey efendim? Hiç kimseye söyler miyim? Olur mu? O nasıl söz? Âlâ. Tanrı seni korusun.